Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Tarifimiz puding dolgulu kek. Gerçekten pasta tarzında çok lezzetli oluyor. Mutlaka da deneyin. Yapımı da kesinlikle zor değil. Ben 1 saatlik öğle aramda yaptım. Yani hani 1 saatte hazır ettim. Tabii bunun birazcık dinlenme zamanı var. O yüzden hani bir gece öncesinden yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapımına da geçelim. İlk önce çırpma kabıma tam 3 adet yumurtamı kırmıştım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ekledim. İlk önce bir toz şeker ve yumurtamı yaklaşık bir 3 dakika rengi açılana kadar çırpıyorum. Bütün malzemelerin oda sısında olmasına dikkat edelim. Yumurta ve toz şekerimizi güzel çırptıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da ılık sütümü ekliyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Ben bu etapta mikserimi çalıştırmadım. Elimle böyle çırpıyor gibi yaptım. İyice karıştırdıktan sonra da üzerine 1,5 su bardağı un, 1 paket de kabartma tozu ekledim. Unumuzu ve kabartma tozunu koyduktan sonra şöyle mikserimle bir karıştırıyor gibi yapıyorum. Daha sonra da çalıştırarak unumu da yediriyorum. Sizlere kekimin kıvamını gösterdikten sonra da karabiber borcam tercih ettim. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemiştim. Yumurta fırçasıyla her tarafına sürüyorum. Daha sonra da kek harcımı döküyorum. Kek harcımızı döktükten sonra birkaç kez tezgaha vuralım. Hava kabarcıkları çıksın ki eşit bir şekilde pişsin. Daha sonra da önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti ama her fırında farklılık gösterebilir. Kekimi sade bir şekilde yaptığım için de görünmesi için ben kakaolu olarak tercih ettim pudingimi. İsterseniz hani kakaolu bir kek yaptıysanız da vanilyalı da yapabilirsiniz. Tencereme 2 paket pudingimi boşalttım. Paketlerin üzerinde 2,5 su bardağı yazmasına rağmen ben 2'şer su bardağı olarak 4 su bardağı süt ekledim. İyice çırptıktan sonra da ocağıma alıyorum. Kaynayana kadar da karıştıra karıştıra pişiriyorum. Pudingi ılık bir şekilde kullanacağız. O yüzden üzeri kabuklanmasın diye ara ara karıştıralım ve ılıtalım. Kekimizin soğuk olması gerekiyor ama benim çok fazla zamanım olmadığı için ben ılık bir şekilde yaptım. Kekimizin puding dolgularını yapabilmemiz için çukurlarını oluşturmamız gerekiyor. İsterseniz bu aparatla yapın, isterseniz patates soyacıyla, isterseniz de normal bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Kekimizi soğuk bir şekilde yaptığımız zaman bu aparatla normalde kekimiz de beraberinde çıkıyor ama şu anda çok ılık olduğu için de hani kekimiz dibine çöktü. O yüzden ben patates oyacıyla da bu çöken kısımların içini boşalttım. Çukurlarımızı oluşturduktan sonra da küçük bir kaşık yardımıyla da çukurlarımızı pudikle dolduralım. Ben bu tarifi ilk denediğim zaman bu tarifi aldığım yerlerde ya da izlediğim videolarda kesinlikle böyle bir uyarı yoktu. Ben bunu düz bir şekilde yaptım. Daha sonra da kalan pudingi üzerine yaymıştım. Ama böyle dilimlediğim zaman bu orta çukurlarına koymuş olduğum pudiklerde delikler olduğunu gördüm. O yüzden bu deliklenmeleri önleyebilmek adına hani bir bıçakla bu şekilde içini dolandırabilirsiniz. Zaten hani gördüğünüz gibi dolandırdıktan sonra üzerinde tekrardan bir boşluk oluştu. Daha sonrasında da şöyle birkaç kez tezgaha vurarak iyice oturmasını sağlayabilirsiniz. Doldurma işlemimiz bittikten sonra da kalan pudingimizi üzerine dökelim. Daha sonra da kaşık yardımıyla düz bir şekilde düzleyelim.
Pudingimizi yaydıktan sonra da üzerine pötibör bisküvi yerleştiriyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Bisküvilerimizi yerleştirdikten sonra da üzerine ben bir streç film kapatıyorum. İlk önce oda ısısında soğuduktan sonra da buzdolabıma kaldırıyorum ve bir gece dinlendiriyorum. Pastamı bir gece dinlendirdim. Üzerinden hemen streç filmini alıyorum. Bir paket toz krem şantiyi bir su bardağı sütle çırpmıştım. Onu üzerine yayıyorum. Krem şantimizi yaydıktan sonra da ister çatalla isterseniz benim bu aparatımdan varsa bu şekilde çizikler atabilirsiniz. Görüntü açısından çok şık oluyor. O yüzden ben bu çizikleri genelde atmayı tercih ediyorum. Ben genelde kare borcamla yaptığım zaman 9 eşit parçaya bölüyorum ama bugün okula götüreceğim için de hani kalabalık olduğumuz için de yetmesi açısından dilimlerimi biraz küçülttüm. Kare kare dilimliyorum ve üzerine damla çikolata ve portakalla da süslüyorum. Hem lezzet olarak yerken damağınızda çok güzel bir lezzet bırakıyor, hem de görüntü olarak çok şık oluyor. Mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Söylemiş olduğum gibi ben bunu 1 saat içinde yaptım ve hemen hazır ettim. Ama hani bir gece dinlenmesi gerekiyor. O yüzden hani bir gece öncesi yapmanızı da tavsiye ederim. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir de küçük de olsa bir yorum bırakırsanız izlemiş olduğunuzu anlarım. Bugün de bir tarifin, bir lezzetin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olabilmeniz için bildirim zilini açmanız önemli. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.